Yoksa Moody's derecelendirme kuruluşu bu gece ben bu videoyu yayınladıktan sonra ama siz belki de izlerken Türkiye'nin kredi notunu arttıracak mı? Bir kademe arttırma mı gidecek? Beklenti biliyorsunuz ağırlıklı beklenti Türkiye'nin kredi notunu değil görünümünü arttıracağı yönündeydi. Bu gece açıklayacak bu haftanın en önemli olayı Moody's'in yapacağı değerlendirme. Ama bugün öğleden sonra ilginç bir şey oldu. Borsa İstanbul'da Moody's'in işte Türkiye'nin gördüğünü değil notunu arttıracağını düşündüren bir şey. Bank of America, BOFA, borsanın en büyük oyuncusu öğleden sonra bir anda inanılmaz bir alım yaptı. Sabah düşmekte olan piyasayı yukarıya doğru tekrar çevirdi bu alımlarda. Yani yaklaşık 4,5 milyar liralık alım yapıyordu akşam saatlerinde. Oysa fol yok yumurta yok ortada. Neden bu alım yaptı BOFA? Acaba Moody's'in bu gece Türkiye notunu arttıracağını haber mi aldı? Eğer Moody's bunu yaparsa önümüzdeki hafta borsada ve Türkiye piyasalarında coşkulu bir başlangıç görebiliriz. Ama borsada ne olabileceğine önümüzdeki hafta her gün yaptığımız gibi videonun sonunda bakalım. Videonun sonunu borsaya ayırıyorum. Ama videolara para piyasalarıyla, dolarda, TL ile, faizle başlıyorum. Genellikle yine öyle yapalım. Biz kur koruvalı mevduata bakalım. Kur koruvalı mevduatta biliyorsunuz önemli bir değişiklik yaşandı bu senenin başında. TL'den dönüşümlü KKM kur korumalı mevduat artık açılamıyor. Orada vadesi dolanlar ayrılıyorlar KKM'den. Ama dövizden dönüşümlü KKM devam ediyor. Çünkü oradaki mudiler eğer ayrılırlarsa dövize yönelebilirler. Ekonomi yönetimi de onu istemiyor. Hemen istemiyor. O yüzden dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat şu anda devam ediyor. Fakat Mehmet Şimşek geçtiğimiz yılın sonunda son günlerinde bu yıl 2024 yılında dövizden dönüşümlü KKM'nin de biteceğini, bitebileceğini söyledi. Şimdi buradan şunu çıkarıyoruz. Önümüzdeki haftalarda, aylarda ekonomi yönetimi dövizden dönüşümlü KKM'nin de cazibesini azaltacak bir takım önlemler, kararlar alacak. Yani vergi avantajı kaldırılacak. Belli ki hatta belki de vergi gelecek. Onu önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Fakat şu anda cazibesi azalmak bir yana dövizden dönüşümlü KKM mudileri için bu uygulamanın, bu enstrümanın cazibesi daha da artıyor. Çünkü bankalarda prim var biliyorsunuz ve o primde şimdi bir artış yaşanıyor. KKM primi yüksek tutarlar için fakat Zaten geçtiğimiz yılın sonunda %6 civarındaydı 6 aylık vade de duranlar için. Yani bankalar hem KKM'deki o kur getirisini veriyorlardı, vadediyorlardı. Zaten yasa gereği, mevzuatı gereği bunu yapmak zorundalar. Hem bu arada Merkez Bankası'nın politika faizi kadar en az faiz veriyorlardı. Şimdi o bir miktar düşürüldü. Fakat hem de onların yanı sıra Aynı zamanda %6 6 aya kadar vade için bonus yani prim veriyorlardı ve 1 yıla kadar da 1 yıl vade içinde o bonus oranı %8'e kadar çıkıyordu. Şimdi burada yani bu primde bu bonusta bir miktar artış olduğunu öğrendim. Bugün vadesi dolan dövizden dönüşümlü KKM mudisi bir arkadaşım. Bankası daha önce işte yaklaşık %6'lık prim. Bugün 1-6 ay daha kalırsanız size %7 karşılığı prim veredim demiş arkadaşım da kabul etmiş 200 bin dolarlık mevduat için yüzde yedilik yıllık dolar faizi karşılığı 6 ayda 7 bin dolar bankası verecek bu mudiye bunun yanı sıra tabii ki dövizdeki getiriyi yine elde edecek vade sonunda hem de bu arada şu anda Merkez Bankası'nın politika faizinin %85'i kadar yine bankalar faiz de vermek zorunda. Yani %34,5 faiz bankalar şu anda veriyorlar. Onu da alacak vade sonunda. Yani şu anda dövizden dönüşümlü KKM hala Türkiye'deki en iyi enstrümanlardan biri gibi görünüyor. En azından şu anda. Fakat... KKM'den çıkışlar hızlandı. Dünkü haber böyleydi. Dünkü veriler bunu söylüyordu. Bloomberg HT'de bu başlığı atmış. Bu grafikte görüyorsunuz Kur korumalı mevduatta geçtiğimiz haftanın verilerine göre son 1,5 ayın en hızlı çıkışı yaşandı. Daha önceki haftalarda epey azalmıştı KKM'deki erime. Ama şimdi geçen hafta 50 milyar liralık yaklaşık bir azalma var. Yani şey ne kadar? Yaklaşık 1,5 milyar dolardan fazla düşüş gerçekleşmiş. Daha önce 130 milyar dolara yakındı. KKM'deki paranın toplam büyüklüğü. Son azaldı. Özellikle TL'den dönüşüm KKM mudileri kaçtı. Faiz çok düşünce. Ve 90 milyar dolara kadar geri dedi. Şimdi 90 milyar doların işe çok büyük kısmı artık dövizden dönüşümlü KKM mudileri. Oradaki azalma önümüzdeki dönemde eğer işte böyle vergi, sel bir takım teşvikler kaldırılmaz, vergi getirilmezse ben kolay olacağını düşünmüyorum. Ve bu geçtiğimiz haftaki sert düşüşle KKM'deki, yine TL'den dönüşümlü KKM mudilerinden kaynaklanıyor. Çünkü işte yeni artık hesap açamıyorlar ve vadesi olanlar oradan ayrılıyor. O yüzden KKM'de düşüş varmış gibi görünüyor. Fakat dövizden dönüşüm KKM mudilerinin kaya gibi yerlerinde durmaya devam ettiklerini düşünüyorum. Dolar 30 liranın üzerinde çıktı. Dün çıkmıştı zaten. Bugün yoluna devam ediyor. 30 lira 09 kuruşta akşam saatlerinde banka arası piyasada. Kapalı çarşıda ise 30 lira 0.8 kuruştan bugün dolarımızı oradaki bürolara serbest piyasada satabiliyorduk. Bu haftanın iki büyük beklentisi vardı. Biri işte bu geceki Moody's'in kararı. Diğeri Merkez Bankası'nın dün New York'ta düzenlediği yatırımcı günleri. Uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiler. Ve o toplantıdan böyle çok büyük bir sürpriz çıkmadı. Çok olağan dışı bir açıklamanın çıkma, yapılmadığını öğrendim. Ben de bir katılımcı üzerinden içeride neler konuşulduğunu öğrenmeye çalıştım. Bu arada Bloomberg'de bugün yine onlar da kendi kaynaklarıyla görüşmüşler. İçeride ne konuşulduğuna dair bir haber yayınlamışlar. Ve Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı parasal sıkılaşmada sona yaklaşıldığı çok yakın olunduğunu söylemiş. Ne demek çok yakın olmak? Yani faizi politika faizini belli ki bu ay bir kez daha son bir kez daha arttıracak. %45'e çıkaracak o anlam çıkıyor. Parasal sıkılaşmada sona çok yakınız ifadesi bunu söylüyor. Yani 45'e çıkaracak bu ay Merkez Bankası politika faizini ve artık politika faizini de art başka bir artırım yapmayacak. Ama ya enflasyon katılık gösterir ve beklentilerden daha fazla artarsa. İşte en kritik sorulardan biri şu anki beklenti yaz aylarında enflasyonun baz etkisiyle de olsa sert biçimde düşmeye başlaması yönünde. Eğer öyle olmaz, enflasyon yine düşer ama beklendiği hızda düşmezse ve Merkez Bankası'nın belki bir faiz hatta iki faiz arttırımı daha yapma gereği doğar. En azından yabancı yatırımcılar bunu istemeye başlarsa işte o zaman Türkiye piyasaları karışabilir. Bunu da bu sene öyle görünüyor ki çok konuşacağız. Altına geçelim. Altın yeniden yönünü yukarıya çevirdi. Şu anda ben videoyu hazırlarken 2055 dolarda kapalı çarşıya da fiziki gram altını 2062 liradan satabiliyorduk. Ne oldu bugün? İki önemli gelişme var. Bir altına güvenli liman talebini canlandıran bir saldırı. Dün gece Amerika ve İngiltere birlikte Yemen'deki Hutilere bir saldırı gerçekleştirdiler. Neden? Çünkü Hutiler Kızıldeniz'den geçen deniz trafiğini engelliyorlardı. İsrail'deki Gazze Savaşı nedeniyle İsrail gemileri olduğu için veya İsrail'e mal taşıdıkları gerekçesiyle gemilerin oradan geçmesini engelliyorlardı. Dün gece işte Amerika ve İngiltere vurdu Hutileri ama Hutiler bugün bir açıklama daha yaptılar. Bu saldırıdan sonra Amerika ve müttefikleri de artık meşru hedefimizdir dediler ve jeopolitik risk işte bir anda büyüdü. Dün geceden beri ve jeopolitik riskin büyüdüğü dönemlerde, günlerde biliyoruz ki altında sert yükselişler oluyor. Bunu geçtiğimiz sene Gazze savaşı başladığında gördük. Ondan önce Rusya Ukrayna savaşı başladığında gördük, pandeminin başında gördük. Hep böyle riskin arttığı dönemlerde, korkunun arttığı dönemlerde altına bir güvenli liman talebi geliyor ve altın yükseliyor. Bugün de işte bu oldu ama Altını yükselten bir gelişme daha var. Bugün Amerika'da üretici fiyat enflasyonu açıklandı. Dün tüketici fiyat enflasyonu açıklanmıştı. Biraz beklentinin az da olsa üzerinde gelmişti. Biraz altını hafif de olsa düşürmüştü. Bugün ise üretici fiyat enflasyonu beklentilerin altında geldi. Aylık bir kere fiyat artışı yok, fiyat düşüşü var. Fiyatlar %0.1 düştü. Aralık ayında düşmüş. Beklenti düşmeyeceği, sabit kalacağı yönündeydi ve yıllıkta da üretici fiyat enflasyonu Amerika'da üfe %1 e şimdi enflasyonla demek ki mücadeleyi kazanıyor. Fed öyle anlaşıldı bugünkü veriden. O zaman faiz indirimlerine başlayabilir. İşte piyasa bugün bunu da düşündü. Bu da yine bugün altını yukarıya iten bir başka faktör oldu. Şimdi bu Kızıl Deniz meselesi ciddi. Çünkü orada bu Hutiler dediğimiz grup Yemen'de bir grup. O aslında İran'ın müttefiki veya İran'ın vekili, proxy deniyor. İşte Türkçesi vekil. Yani İran adına hareket ediyor. Zaten o dronları falan belli ki İran'dan alıyor. Bir kısmını belki kendisi yapıyor ama asıl İran'dan ciddi bir stratejik destek alıyor. Yani bu işin İran'a da uzanma olasılığı var. Yani bu risk işte bu jeopolitik risk önümüzdeki haftalarda da bence altını desteklemeye devam edecek. Bitcoin Borsa İstanbul'a geçmeden önce orada bu haftanın hatta yılın en büyük beklentisi ETF'ler biliyorsunuz geçtiğimiz gün onaylandı. Ve onaylanma sonrasında önce bir hafif yükseliş Bitcoin'de sonra bir düşüş gördük. Bu aslında beklentiye dahil çünkü daha önce de bunu görmüştük. Böyle büyük beklentiler ortaya çıktığında satın alınıyor, beklenti satın alınıyor. Beklentiyle yükseliyor fiyat ama gerçekleştiğinde o beklenti bir kar realizasyonu yaşanıyor. Şu anda Bitcoin'de e bir kar realizasyonu yaşadık. Evet gelelim Borsa İstanbul'da bugün yaşanan garip güne. Sabah eksi başladı Borsa. %0.53, 7854'ten banka endeksi %1 eksideydi. Bunun birkaç sebebi vardı. Birincisi bir kere Fitch'in derecelendirme kuruluşu bir başka. Sabah seans öncesinde bankalarla ilgili işte hükümetin müdahalesinin iyi olmadığı ve faaliyet ortamının da yeni kredi not arttırma için uygun olmadığı yönde bir değerlendirmesi vardı. O olumsuz etkiledi borsa İstanbul'u. Yemen'e saldırı biraz önce altını olumlu etkilediğini gördüğümüz hep böyle olur. Yani böyle saldırılar, jeopolitik riskler güvenli limanlara talep yaratır ama riskli varlıkları düştürür. İşte borsa İstanbul'da sabah yine olumsuz etkiledi. Bir de bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü New York toplantısından da çok öyle elde tutulur bir şey çıkmaması da yine sabah borsayı olumsuz etkiledi. Bunların etkisiyle eksi de başladı. Bir ara hatta banka endeksi %3 eksi oldu. 7.774'e kadar indi BIST endeksi. Bu ama günün en düşük seviyesi oldu. %1.5 eksiye kadar geriledi endeks, ana endeks. Sonra işte Bank of America'nın videonun başında anlattığım alımları başladı. Gün sonunda 6 milyar liralık artıda olduğunu gördük BOFA'nın. Yani bu aylardır böyle bir alım gerçekten borsada görmüş değiliz. Ve işte daha önce de üstelik bu arada şunu da söylemekte fayda var. Sabah saatlerinde veren de yine büyük oranda Bank of America'ydı. Sonra öğlene doğru alımlar başladı. 5'e 6'ya kadar alımlar etkili oldu. Borsa İstanbul'da %1.15 artı kapattı. 7.986'dan. Bank endeksi gün sonunda %1.90 artı. Sanayi endeksi %0.88 artı. Bank endeksinin yalnız artısı bir ara %4'e kadar yükseldi. Özellikle Akbank aldı Bank of America. Onun yanı sıra garanti işçe yine banka hisselerinde öne çıkanlardı. BOFA Akbank'ın yanı sıra Koçbank ve Türk Hava Yolları da aldı. Yani bu 3 hissede 2-2,5 milyar liralık alım yaptı. Toplamda da dediğim gibi 6 milyar lira civarında bir alımın olduğunu görüyoruz. Yani BOFA niye bu kadar büyük alım yaptı diye baktığımızda bunun arkasında büyük olasılıkla Moody's'ten bir not arttırım beklentisi var. Yani bunun dışında çok olağan dışı bir başka beklenti olması lazım. İşte Türkiye'nin mesela İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayacağını hafta sonu açıklaması gibi. Bunu bilmesi daha zor. Sonuç olarak bir Amerikan kurumu Ankara'da olanları bilmesindense Amerika'da yani Moody's olanları bilmesi daha akla yakın. Dolayısıyla bu gece bir not artırımı görebiliriz. Başka bir şey açıkçası ya da hiçbir beklenti olmadan alım yapması küçük bir ihtimal çünkü yüksek seviyeden aldı ve eğer Moody's not artırımına gitmezse pazartesi bir kar realizasyonu göreceğimiz için ciddi bir zarar yazar. Dolayısıyla bunun arkasında bir beklenti olduğu neredeyse kesin. Gün içinde endeks 8000'de geçti bir ara 8100'e yaklaştı işlem hacmi arttı ama işlem hacmindeki artışla yanıltmasın. Şimdi bu işlem hacmindeki artış büyük oranda bankalar ve holdinglerdeki tradeden yani alsattan kaynaklandı. Yine aslında Borsa İstanbul'un geneline yayılan bir alımdan yükselişten filan söz aslında edemiyoruz. Önümüzdeki hafta ne olur? Şimdi bir kere bankalar çok iyi prim yaptı bu hafta. Eğer sadece görünümünü arttırırsa yani Türkiye'nin görünümünü pozitife çevirirse bu gece Moody's o zaman Pazartesi günü belki bir miktar yükseliş olduktan sonra banka hisseleri öncülüğünde bir aşağı yönlü realizasyon görürüz. 7750'ler 7650'lere kadar inebilir. Not artarsa ne olur? Yine yükselişte başlar ama şimdi bankalar çok ciddi prim yaptı ve bu not artırımı beklentisi fiyatlara dahil oldu. Fiyatlara dahil olduğu için Moody's Türkiye notunu arttırsa bile pazartesi günü yine önce biraz yukarı belki biraz güçlü bir yukarı notu arttırırsa ama sonra yeniden bir kar realizasyonuyla karşı karşıya kalabiliriz. Destek aşağıda 7.750'de, direnç yukarıda 8.100'de. Bank of America, Akbank, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Bimaş, Türksel yani ana kağıtları, ana şirketleri aldı. İş yatırım ne sattı? Akbank, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Emlak Konut, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sattı. QNB bu arada ne sattı? Akbank, THY, Şişe, Koç Holding, ve garanti sattı. Ve son olarak para girişi ve para çıkışı olan hisseler. Para girişi olanlar Akbank, THY, İşçe, Koç Holding, Bimaj, Telekom, Tüpraş, Aselsan, Garanti ve Sahol. Para çıkışı olanlar DAP, Gayrimenkul, Yapı Kredi, Türksel, Enka İnşaat, Sasa, Mia Teknoloji, Oyak Çimento, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Aksa Enerji ve Ekos Teknoloji. Akşamları 20.30'da buradayım hafta içi. Hafta sonu cumartesi günleri kripto paralara bakıyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yeniden aynı saatte görüşmek üzere abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.